Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut. Şu an Teknokulis ofisinin çatı katındayız. Güzel bir hava var. Birazdan yağmur da başlayabilir. Boğaz manzarasıyla ufak bir çekim gerçekleştiriyoruz. Elimizde Samsung'un yeni kamera telefonu olan Samsung Galaxy K Zoom var. Bir süre önce incelemesini sizlere sunmuştuk. Kesinlikle fotoğraf ve video çekmekten hoşlanan kullanıcıların tercih edebileceği bir model. Android işletim sistemli. Ve şimdi bu modeli kullanarak karşımızdaki Boğaz'a, Boğaz Köprüsü'ne olabildiğince yaklaşmaya çalışacağız. Samsung Galaxy K Zoom en iyi zoom sunan telefonlardan bir tanesi, adından da belli zaten bir kamera telefon. Gördüğünüz gibi telefonu açtım. Şu an karşımızda Boğaz var. Video moduna geçiş yapıyorum. Çekmeye başladı. Zoom yapalım, bakalım ne oluyor. 2, 3, 4, 5, 6 sayamıyorum artık. 10, 15 ve 20. Gördüğünüz gibi Boğaz Köprüsü'nün üzerinde trafik şu an akıcı denilebilir. Metrobüs geçiyor. Aşağıda yalı var. Deniz pek dalgalı görünmüyor ama kıyılar tabii ki dalgalıdır. Ve bir Türk bayrağı vardı dalgalanan. Onu görebilecek miyiz? Evet, görebiliyorum. Bakın şurada. Bilmiyorum siz ne kadar görüyorsunuz ama şu görüntü gayet, hani telefondan net bir şekilde zoomlayarak bunu görebiliyoruz. Tabii ki çekim yaparken sol tarafta da ne kadar boyuta ulaştığını görüyoruz. Şu an 95 MB'lık bir video çektik. Zoom out yapmaya devam edelim. Bu sefer sağ tarafa gidelim. Şu kulelerin olduğu tarafa doğru gidelim. Bakalım orada neler oluyor. Orada da yine bir Türk bayrağı var. Ona doğru bir zoom yapalım. Hani ne derler? Buradan oturup da şu manzarada harika videolar çekebiliyorsunuz. Neyle? Samsung Galaxy K Zoom'la. Güzel bir kamera telefon. Telefonda video ve fotoğraf çekmek isteyen kullanıcıların tercih edebileceği ürünlerden bir tanesi olduğunu bu video sayesinde tekrar belirtmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.